Merhaba canlar. Bugün yine sevgili hocam Doktor Teoman Karadağ'la birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi. Bugün entropiyi konuşacağız. Yani termodinamiğin ikinci yasası. Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Mevlüt Bey, hoş geldiniz. Dostlar, hoş geldiniz. Merhabalar şimdiden hepinize. Hepinizi çok seviyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Termodinamiğin ikinci yasası entropi, yani entropi düzenin kendisi. Evrende her şey entropi yasasıyla işler. Hocam bunları detaylı olarak anlatacak. Yani daima düzen düzensizliğe doğru her şeyde. Ama entropi politikada, entropi sosyolojide, entropi hayatın olduğu, insanın olduğu her yerdedir. Mesela bir bardağı kırdığınızda, bin bir parçaya bölündüğünde tekrar bir araya gelebilir mi? Hayır. İmkansız. İşte bu entropi yasasıdır. Ya da bir koşuya çıktınız, koşuyorsunuz, deliler gibi koşuyorsunuz. O koştuğunuzdaki harcadığınız enerji bir daha asla geri gelmez. İşte bu entropi yasasıdır. Hocamı bekliyorum şu anda. Eyüpçüm hoş geldin. Canım arkadaşım. Bugün bizi Teoman hocamla da İzle isterim, gerçekten çok isterim Teoman hocamla tanışmanızda. Her şeyde her şey sabitten düzensizliğe doğru gider evrende. Her şey aklınıza gelen. Mesela bir duvar düşünün. Bir duvar yepyeni gıcır gıcır bir duvar ama hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey onu yıkmaz, hiçbir şey onu itip kalkmaz ama bir süre sonra beklediğinde bir duvar bile toza, toprağa dönüşecektir. Yani bu entropi yasasıdır. Var olan her şey yaşlanmaya ve düzensizliğe doğru gider. Hocama eklemeye çalışıyorum. Var olan her şey doğru sürüklenir. Üstadım geldiğinde bunu size detaylı olarak anlatacak. Şimdi gelmek üzere sanıyorum. Beklerken ben de siz sıkılmayın istedim. Hoş geldiniz hocam. İyi bayramlar, iyi akşamlar. Teoman hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi nasılsınız? bayramlar. İyiyim hocam, çok özlemişim sizi bir haftadır. Evet. Herkes de özlemiştir herhalde diye düşünüyorum. Nasılsınız? Nasıl geçiyor bayram? İlk İyi, defa böyle iyi, iyi. Evet. enteresan bir bayram kutluyoruz değil mi evin içinde? Aynen. Bundan sonra bunlara alışacağız. Yani bundan sonra bugün kaosa konuşacağız. Ya yani kaosta yaşamayı anlatacağız. Yani entropik bir dünya içerisinde nasıl yaşamamız gerektiğini anlatacağız. Gelişen her farklı şeyin bizi çok şaşırtmaması gerektiğini, alışmamız gerektiğini, bunlara çok büyük tepki vermememiz gerektiğini anlatacağız kısaca bugün. Konu da güzel oldu aslında bugün. Çünkü insanların buna da ihtiyacı var. Ve hastalıkların temelinde yatan entropiyi de anlatacağız. Yani entropi nedeniyle zaten biz hasta oluyoruz sonuçta. Yani bizim hastalığımızın tamamına yakını entropiyi anlamadığımızdan oluyor. Bu gece gayet güzel konuşmalarımız olacak. Sizin nasıl geçiyor bayramınız? Bayram enteresan hocam. Bizim Yeditepe Üniversitesi online eğitimler yapıyor, fitoterapi eğitimleri. Ben her gün sabah öğleyin birden işte akşam 5-5.30'a kadar online fitoterapi eğitimlerindeyim. Güzel oldu. Yani en azından bayramda bu şeyi zamanı değerlendirmiş olduk. Yıllar önce aldığımız fitoterapi eğitimleri bir kez daha bir üstünden geçtik. Hemen böyle. O da çok önemli çünkü artık bundan sonra eczanede de insanlara dokunmak lazım. Her şeyin organiğine geçmek lazım. Sizin sürekli söylediğiniz şey. Nasıl yardım edebiliriz diye bir tık daha işte fitoterapinin üstünden geçtik ki 5-6 yıl önce eğitimini almıştım. Hiçbir şey hatırlamıyor insan. Sık sık yenilenmesi lazım. Entropi yasası gereği her şey düzensizliğe doğru gidiyor. Bilgiler de düzensizliğe doğru gidiyor hocam. Aslında Bugün doğal bir akış yani anlattınız. Yani kullanılan şeyi unutuyoruz yani. Entropi bu işte yani. Bugün anlatacağımız konu bu. Evet, ben size bırakayım hocam çünkü zaman yetmiyor biliyorsunuz. Başlayalım mı? Gelirler yavaş Başlayalım. yavaş. Sonra zaten IGTV'de paylaşmayı öğrendim ya ben. Orada Evet. paylaşıyorum. Gayet de güzel oluyor. Sizin defalarca izliyorlar artık ve bugüne kadar olanların tümü Instagram'da, IGTV'de benim hesabımda siz paylaşmıyorsunuz sanıyorum. Orada hepsi kaydoldu.
Aynı Evet. zamanda YouTube'a kaydoldu. Hiçbir zaman kaybolmayacak hocam artık. Yani çok değerli Çok iyi. bilgiler verdiniz çünkü. Evet hocam, buyurun. Bugün de işte bir yakınımızı kaybettik. Onun için insanlar bu bilgileri, çünkü biz bilgileri toplayasaya kadar yıllarımız geçiyor. Yani şimdi siz biraz önce bahsettiğiniz gibi emek harcıyorsunuz, yıllarınızı vermişsiniz. Bu işin özünü anlatmaya çalışıyoruz. Burada yani 50-60 tane kitap okuyup da bir yere varamayan bir kişi için çok iyi konular değiniyoruz. Hap gibi diyorum ben bunlara. Yani noktasal vuruşlar yapıyoruz. Ve bunları anlatmamız lazım insanlara. Çünkü herkesin her konuda 50-60 tane kitap okuması imkansız. Tabii okumasınlar demiyorum. Okusunlar ama bu bilgiler ışığında okusunlar. Yani bizim fundamental dediğimiz bazın üzerine inşaatlar yapsınlar. Şimdi biz baz verirken az buçuk neyin doğru olduğunu da yani bir yön de gösteriyoruz. Bu çok önemlidir. Yani işte beslenmeyi anlatıyoruz, işte kuantumu anlatıyoruz, bir sürü konular anlatıyoruz. Yani tek bir konudan girmiyoruz farkındasanız yani. Mitoloji anlatıyoruz. Yani bir sürü konularda bilgiler vermeye çalışıyoruz ama bu bilgileri verirken de nerelere dikkat edilmesi gerektiğini de veriyoruz. Yani şimdi her kitap doğru değil. Her kaynak doğru değil. Çünkü günümüzdeki tarih ve bilgiler, hatta bilim de diyebilirim, yani çok net de söyleyebilirim, farklı yönlerde yazıldı. Yani geçen gün en son okuduğum kitabın bir sayfasını paylaştım. Bugün onu okuyarak başlayacağım tekrardan. Çünkü orası çok önemli. Bir göz diyor, zamansızlık içerisinde bizi her zaman diyor, zamansızlık içerisinde bizi her zaman diyor, gözlemlemektedir diyor. Bakın, zamansızlık içerisinde. Biz şu anda hep zamanla uğraşıp duruyoruz, değil mi? İşte 24, 24 saatlik bir zaman diliminden bahsediyoruz. İşte aylarımız var, günlerimiz var, haftalarımız var. Ama bizi gözlemleyen göz zamansızlık içerisinde bizi gözlüyor. Şimdi bazı şeyleri okurken böyle pırt diye geçerseniz hiçbir şey anlamazsınız. Onun için ben bazı kitapları ne diyorum? Üç kez okuyun diyorum. Değil mi? Mesela önem verdiğim birkaç kitap vardır benim. Altına da yazarım. En az üç kez okunacak. Yani dönüp okumanız gerekiyor ki oradaki işte zamansızlık kelimesini yakalayabilmeniz gerekiyor. Devam etmiş, varoluşu canlı olarak hayal etmek ve kabul etmek insan ırkına yüklenen ilk mutasyon kodlamasıdır. Yani şimdi burada nedir? Her şeyi biz canlı hayal ediyoruz. Yani canlı olmayanları pek hayal edemiyoruz yani sonuçta biz. Yani cansızları farklı kavruyoruz, canlıları farklı kavruyoruz. Böylece sınırları aşamayacak, baktığı her şeyi idrak edebildiği vizyonu yaratacaktır. Yani biz baktığımız her şey bir vizyon olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada hemen The Economist'e geçelim. 2020'de kırmızı işaretli vizyon vardı. Bakın şimdi nereden nereye geçiyoruz, gördünüz mü? Yani şimdi vizyon kelimesi. Adam diyor ki sen diyor bu üç boyutlu bakışınla bu virüsü çözemezsin diyor. Yani şimdi Florence Nightingale'in bir tık üzerindeki o kırmızı vizyonu okuyamazsanız daha bunu okuyan yok. Yani oradaki vizyonu okuyan yok. Yani bu Her görüşünüz şeyi de bir paylaşmış değil mi her yıl hocam? aynen. Yani Ama şimdi ekonomi burada sergisini adamlar her bize şeyi. dalga geçiyorlar şimdi. Yani hakikaten dalga geçiyorlar. Yani adam yazıyor ve oynuyor sahneyi. Ondan sonra da hala tıp camiası bu laboratuvar mı şu bu mu da tartışmasında. Neyse oraya da geleceğim birazdan. Netflix'le, Black Mirror'la gözümüze Ya soka soka. Evet hocam. yani şu anki günümüzdeki konuda ilgili anlatmaya çalışıyorum. Devam etmiş. Oysa ki yaşaması için var olanların büyük bir kısmına cansız demektir. Şimdi bakın. Ve cansızmışlar gibi davranmaktadırlar. Şimdi bakın. Oysa ki yaşaması için var olanların büyük bir kısmına cansız demektedir. Ve cansızmışlar gibi davranmaktadır. İnsan ırkı idrak edebildiği canlı ve cansız kavramlarıyla varoluşu ve var olma şeklini yaratmaktadır. Bu insan ırkının en derin yanılgısı ve illüzyonudur. Demek ki biz cansızlardan çok şey öğreneceğiz. Yani şifreyi çözmem gerekiyor benim burada. Ben her canlıyla ilgilenirsem, cansıza bakmazsam bu işi çözemiyorum. Bugün bir yazıda gördüm ama nerede gördüm unuttum şimdi. Diyor ki bu virüs diyor bir mikrobiyolog, Fransız bir mikrobiyologun yazısını gördüm bugün. İnanılmaz güzel yapılmış diyor ama diyor bu dünyada yapılmamış bir virüs bu diyor. Ya yani bizim beynimize göre yapılmamış bir virüs diyor. Şimdi adamın makalesini okursanız inanılmaz bir yazı.
Yani hakikaten bizim vizyonumuzun üstünde bir yani vizyonda yapılmış bir şey. Ve adamlar da yazdılar. Florence Nightingale yani 2020 ekonomimiz kapağına baksınlar. Orada görecekler. Sonuçta biz Virüsü bu dünyada yapılmamış mı diyor hocam yani? ya bir kişinin fikri yani o konu çok önemli değil. Yani laboratuvarını diyor banko ama O diyor zaten artık hala gözümüze bizim soktular. insanoğlu yapabileceği bir virüs değil bu diyor. Yani sonuçta Aha. bakın Evet. genom projesinden bahsetmiyor. Biz hep genom diyoruz. Yani laboratuvar diyoruz genom. Onlar farklı konuşuyor. Neyse. Hı. Şimdi konumuza gelelim. Bugünkü konumuza. Entropiye gelelim. Entropi kavramları üzerinden bu virüsü de kodlayarak gideceğim. Yani biraz farklı gideceğim. Yani da ekonomiste girdik çıktık bayağı yerlere gideceğiz. Ekonomiye de gireceğiz birazdan. Düzensizlik evrenin kaderidir demişler. Yani entropinin altında bu yazıyor. Yani düzensizlik evrenin kaderi. İşte doğuyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz ve ölüyoruz. Peki bunları bilmemize rağmen algılıyor muyuz? Algılamıyoruz. İşimize gelmiyor. Yani hiç ölmeyecekmişiz gibi davranıyoruz. Mesela 60 yaşında teyze geliyor ne diyor? Beni diyor enerjik, çok enerjik kılacak. Yani genç, 20'lik kız gibi olacak diyor. İlaç ver bana diyor. Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? Geliyor. Örnekler veriyorum ki insanlar da otursun diye. Ya da biz bir set alıyoruz, sürmeye başlıyoruz. İlk günkü sürüş tekniğimizle, ikinci günkü sürüş tekniğimiz farklılaşıyor. Üçüncü gün daha da alışıyoruz. Sonra yazda bırakıp geliyoruz. Yazda bir daha gidiyoruz, bir bakıyoruz çürümüş. Değil mi? Hadi onu boyamamız lazım. Şimdi hiç gittiğinizde cilalanmış böyle fıstık gibi bir set gören var mı hayatınızda? Yani entropi bu işte yani. Eskitiyor. Yani sistem eskitiyor. Mesela 2 yıl bir eve gitmeyin, ev çöküyor neredeyse. Değil mi? Her yıl boyası, badanası yani ne zaman gitsen ev böyle dümdüz bir ev gelmiyor önünüze. Demek ki hayattaki enerjilerin bir kısmı yani yıkılıyor diyelim. Yani ısıya, farklı şeylere dayanamaktan yıkılıyor ve entropiye uğruyor. Entropi enerjisi de dünyada artıyor. Tüm dünyadaki bütün bileşenlerin entropisi tavan yaptığında dünyanın sonu gelecek. Tabii ki onun için çok uzun bir dönem söyleniyor. Yani o hesaplanamıyor şu anda. Ama velakin de bu kavramları bilirsek biz ileride özellikle bizim hastalıklarımızdaki davranış şekillerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Biz hastalandığımızda bu entropi yasasını biz biliyoruz aslında. Yani biz hepimizin işte doğduğumuzu, büyüdüğümüzü, yaşlandığımızı ve öldüğümüzü görüyoruz. Hepimiz buna şahit oluyoruz her gün. Evet. Yakınlarımızdan, akrabalarımızdan, kendi ailemizden değil mi? Çevremizden, mahallemizden, ülkeden herkesten görüyoruz ama bunu bir türlü yaslayamıyoruz yani içimize alamıyoruz. Sonuçta ne oluyor? Mesela bir bardağa çayı koyuyoruz. Bardak ne yapıyor? Çayı masaya koyduğumuzu düşünelim. Şu anda masa var mesela. Masa ısınıyor, çay da soğuyor değil mi? Yani Evet. sonuçta o ısınan masa Evet. dönüp de çayı ısıtıyor mu? Isıtmıyor mesela. Bu da bir Ancak entropik yasa. izole olması lazım ama tamamen Aynen. izolasyon diye bir şey de yok herhalde galiba, değil mi hocam? Aynen. Yani O da imkansız. termosun içindeki buzlar bile bir süre sonra tamamen ağzı kapalı olduğu halde 2 gün sonra gittiğinizde suya dönüşüyor. Aynen. İşte Nicholas Leonard Sadi Carnot bunu 1791 doğumlu bir kişi. 1800'lü yıllarda bunu bulmuş bu entropi yasasını. Aslında bakın 1800'lü yıllara kadar herkes bunu görüyor ama işte buna isim koyamamışlar. Yani bir türlü bunu insanlar idrak edememişler. Sonuçta düzensizliğin artmasıyla birlikte entropi artıyor. Bu kadar basit. Yani faydasız enerjiye entropi diyoruz. Faydalı enerjiden bizim iş yapabilme enerjimiz diyoruz. İş yapabilme enerjimiz tüm dünya olarak düşüyor. Faydasız enerji de yükseliyor. Şimdi burada hayatta kalabilmemiz için bu faydalı enerjinden çıkan faydasız enerjiyle birlikte hareket halinde kalmamız gerekiyor bizim. Yani bu faydalıdan çıkan faydasız boş ver. Onu artık kullanamıyoruz. Mesela araba ısıtıldığında, motor ısıtıldığında %100 benzini kullanamıyoruz ilk dakikalar. Sonra ısınınca kullanmaya başlıyoruz. Onun gibi düşünelim. Şimdi biz bu kalan enerjiyi çok iyi kullanmamız gerekiyor. Biz burada farklı. Yani şu dalgalanmadaki sisteme de geleceğim birazdan. Hep biz şu diki istiyoruz. Bu dipleri istemiyoruz. Bir de evrenin Bach ritmi var. O apayrı bir ritimdir. Yani evren dümdüz böyle bizim olumlamamız gibi gitmiyor. İlla böyle bir ritmi var. Dalgalı. Aynı deniz gibi. Ama Hiçbir biz hep o şey üstüne kristal değil evrende. Evet, her evet şey biz hareket halinde hocam. evet
Bizim hayatta kalabilmemiz için hareket etmemiz gerekiyor. Tabii biz Kuzey Yarımküre için sağ spin canlılarız. Kuzey Yarımküre'de sadece kediler sol spin. Yani bunun dışında hiçbir canlı, hepimiz sağa dönüyoruz. Yani sağ spin dönüyoruz biz. Demek ki biz hareket halindeyiz. Yani moleküllerimizden itibaren canlı bir vücut olarak da biz hareket halindeyiz. Şimdi sabit kalan ne oluyormuş? Demek ki ölüyormuş. Yani aslında o ölüyor kelimesi de yanlış ama ölüyor diye düşünüyoruz biz. Yani tabii ki canlı cansıza gelirsek mesela taşlardaki en büyük yanılgı bu. Yani taşlardaki en büyük yanılgı çünkü biz onu o şekilde algıladık. Onlar bize göre cansız. Öyle demeyelim de cansız varlıklar olarak görüyoruz. Aslında tam tersi. Yani En bilge bize ipucu veriyor bu kelimeler. Diyor ki sen diyor bu cansızlara bir öner bakalım diyor. Ve diyor varlıklar. seni diyor zamansızlık dilimi içerisinde birileri gözetliyor seni diyor. Bakın bunlar çok önemli. Demek ki bizim bazı önemli kavramları üzerinde araştırmalar yapmamız, kitaplar okumamız gerekiyor. Tabii çok kitap var bunlar okuyabileceğiniz. Tabii kuantumda bir son yoktur, bir olduğum yoktur. Yani okursunuz okursunuz daha da dehşete kapılırsınız. Gözünüz daha çok açılır. Çünkü konular bitmiyor. Yani çok konu var. Yani daha halen de çözülememiş konular var. Newton'da nedir? 1 artı 1 2 eder. Bu kadar basittir. Newton'un bir sürü denklemi vardır. Her denklemin sonunda bir kelime, bir harf bulursunuz sonuçta. Sonuçta biz bu entropi düzensizlik yasasını günümüzdeki koronaya yüklediğimizde neler çıkıyor karşımıza? Bir de ona bakalım. Geçen gün bahsetmiştim. 2007 yılında Amerika'da Biyolojik Savaş Enstrüman Üretimi el kitabı yayınlandı. Birileri oturdu bir makale yazdılar. Dediler ki ileride kimyasallar da yazıldı, biyolojik de yazıldı, nükleer de yazıldı. Ama nükleere kimsenin eli gitmiyor. Çünkü nükleer sonuçta onlara zarar vereceği için yani nükleere gitmezler. Kimyasal da öyle şu anda. En basit de biyolojik. Çünkü biyolojinin antidotunu bulursun, kendine vurursun, diğerleri sorun yaşar, sen yaşamazsın. Bu kadar basit. Kimyasalda bir o yok yani. Kimyasal biraz farklı. Bu biyolojik el kitabı 2007 yılında, günümüzden 13 yıl önce demişler yani bunlar oturmuşlar, düşünmüşler, yazmışlar 20 madde ve koronanın tamamını içeriyor. Yani üzerine korona el kitabı yazsalar bu kadar olur. Yani hepsi yüz yüz oturuyor. Ne demişler? Hızlı, ucuz ve kolay bir şekilde üretilecek. Yapılan araştırmalarda elimizdeki kaynaklar çok güvenilir. 350 milyon dolara bu virüs üretmişler. Çok da ucuz üretilmiş yani bu virüs. Yani çok büyük bir yatırım da yapılmamış bu virüs için. Hatta 2007'den bahsediyoruz. Grip semptomlarıyla başlamalı ki diyor. Grip gibi algılansın. Bakın grip semptomları gibi başlamalı. Bakın sakın grip demeyin. Yani bunu bir grip olarak düşünürseniz yanılırsınız. Kısa sürede yayılmalı ve ölüm oranlarının yüksek olması sağlanmalı. Belki de başlangıçta griple de karıştırılmıştır hocam. Değil mi? Aynen. Ajanın alışılmadık, nadir ve genetik olarak değiştirilmiş olması, izini takip etmesinin zor olması sağlanmalı. Bakın inanılmaz kodlar veriyor. Demek ki yazı gibi, yani canlı cansız gibi aynı kodlarla yazılmış bu. Yani neredeyse tıpatıp yazılmış. Ajanın alışılmadık, nadir ve genetik olarak değiştirilmiş olması ve izinin takip edilmesinin zor olması. Yani bulaşının zor olması yani takibi. Bugün işte balgam diyoruz, ertesi gün bir şey diyoruz. Yani zor, izini takip edemiyoruz. Yani herkes eve tepsek bile bu devam edecek gibi duruyor. Yani farklı bir virüs. Aynı zamanda benzer semptomlar olan hastalar için yüksek mortalite ve morbidite oranlarının sağlanması. Şimdi aynı benzer semptomlar için hastalar için yüksek morbidite ve mortalite oranları ve kim virüs taşıdığının hep soru işareti olması. Yani testlerde bazen negatif çıkıyor, değil mi? Pozitif çıkanlar bazen korona çıkmıyor. Bir sürü şeyler çıkıyor. Ve hastalığın olağan dışı seyretmesi. Hakikaten bazı hastalıkta damar sorunu çıkıyor. Bazısında akciğer sorunu çıkıyor. Bir sürü yani semptom varyantı var. Değil mi? Olağan dışı coğrafik ve mevsimsel şekilde olması. Bu bize yani yaz kış fark ettirilmemesi yani. Öyle bir virüs bulun ki diye hem yani grip gibi olacak diyor. Hem de mevsimsel farklılığının da olmamasını istiyorlar. Yani yaz kışın çok farklı olmaması. Ona göre kodlanması. Hastada var olan farklı hastalıklar ortaya çıkmalı.
açıklanmayan hastalıklar ortaya çıkararak bunlar da bu virüse eklenmeli ölüm oranları. Burası çok önemli. Yani kişi öldüğünde bu testte negatif olsun korona deyip korona eklememizi istiyor. Yaş grubu hedeflenme diyor. Burada şimdi İspanyol gribine dönelim. İspanyol gribi New Mexico'da, Amerika'da çıktı ve Avrupa'ya geldi. O biraz ters oldu. Aslında hep Çin, Kırım Avrupa'dır. Yani bu güçlü. O biraz ters olmuştu. Orada hep gençler öldü. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın durmasının sebebidir. Yani asker kalmadı. Yani toplumun %15 ya da %20'si var. Çünkü o dönemde sayılamadı ölüler. Yani o kadar çok ölüler var ki Avrupa'nın yarısı öldü diyorlar, değil mi hocam? Avrupa'nın nüfusu Avrupa'nın azmış o zaman. %50'sinden fazlası tüm dünyanın %20'sinden bahsediliyor. Az buz bir rakam değil. İnsanlara eşlik eden, işte ilerleyen dönemler diyor bu virüs hastalıkları için, insanlara eşlik eden hayvan ölümü ve hayvanlarda hastalık eğiliminin başlaması. Yani kodunu değiştirecekler herhalde sonuçta. Açıklanamayan hastalık ve ölüm vakalarında bu virüsün içine alınmalı ve tanının arttırılması yani virüsün abartılması da isteniyor. Yani az bir vakada kalmaması gerekiyor. Türkiye'ye ne zaman Ve geldi Covid diye sorarlar hocam. Onu çıkalım mı aradan? Covid sizce Türkiye'ye ne zaman, hangi ayda geldi diyor Baha Bey. Onu biraz sonra anlatırız onu da. Beyin ve Tamam hocam. genetik yapısının değişmesi yani hastalığın geçiren kişilerde ileride beyinde ve genetik yapılarında değişiklik sağlanması diyor. Bakın bu proje inanılmaz bir proje. Yani ben geçirdim diyecek hasta. Tamam diyeceğiz, taburcu edeceksiniz. Ama ileride bu kişide beyinde ve genetiğinde sorunların çıkması sağlanacak. Öyle bir kodlanmasını istiyorlar. Şimdi bu COVID baya baya bunlar uyuyor. Sonuçta bu da bir böyle düzensiz bir virüs. Bakın düzenli bir virüsten bahsetmiyoruz. Yani entropi yasasına uyan bir virüsten bahsediyoruz. Sonuçta kişilerin algı farklı bir vizyondan farklı bir algıyla bize sunuyorlar. Yani tüm Hocam, dünya şu anda peki entropi yasasına göre bu o zaman virüs sürekli olarak sürekli şekil değiştirecek. O zaman hiçbir şekilde yani aşısı da bulunamaz ya. ama Değil entropi mi? yasasında gücünü kaybedecek. Şimdi entropiye uymayan bir cisim yok dünyada, değil mi? Yani sonuçta düz mantık düşünürsek de entropi yasasına göre bunun gücü azalacak. Tabii ki Düzensizliğe doğru gidecek, ama evet. gücü azalacağını bildiği için Elon Musk ne yapıyor? Şimdi hemen birleştiriverelim. 5G'lere uzaya yolluyor. Yani şimdi bakın entropiyi sadece biz bilmiyoruz ki. Yani asıl bilenler bu işin mucitleri, ilimin sahipleri çok daha bizden üstünler. Yani biz şimdi bütün dünya ne yapıyor? Bütün dünya korona ile savaşırken Elon Musk 42 bin uydu yollamaya çalışıyor. Değil mi? Sonuçta yani biraz farklı. Açıyı biraz değiştirmeniz gerekiyor. Yani topluyorum ben şimdi. Yani farkındasınız. Legoları yapıştırmaya çalışıyorum. Değil mi? Yani şimdi Legoları yapıştırmazsak iyi de gidemiyoruz. İnsanları çok iyi anlayamıyorum. Onun için yapıştırıyorum yani. Demek ki bu virüsün daha da güçlenebilmesi için bu virüs neyi seviyor? İmmün sistemi düşük kişileri seviyor. Şimdi Hocam, biz bir Allah aşkına bugün yeni takipçilerimiz var. Gözünüzü seveyim. Selçuk Bey diyor ki aşı çıkarsa hocam aşı olmak ne kadar sağlıklı? İki cümle, bir cümleyle çarpıcı olarak anlatın hocam. Olmayın deyin, geçin hocam. Hocam yerli olsa onu düşüneceğiz yani şimdi. Sadece kendi doktorlarımızın aşısını oluyoruz arkadaşlar. Hı Bill Gates'in aşısını değil Selçuk Bey. Biz bunu geçen haftalarda konuşmuştuk. Siz yenisiniz. O yüzden lütfen olmayınız. Ben hocamın yerine söyledim. Yani Sadece yerli şimdi aşıyı oluyoruz. her maddede kinerjiolojik test yapıyoruz yani. Şimdi biz yani ön yargılarımız yok bizim. Yani bize herhangi bir madde geldiğinde mesela taş olabilir, bana yararlı mı? Kinerjiolojik test. Besin olabilir, kinerjiolojik test. Aşı, kinerjiolojik. Her şeyi de kinerjiolojik kullanacağız. Yani biz kendi korteksimize göre karar veremeyiz. Yani sorun orada. Evet hocam. Bunu nerede kullanıyoruz? Vitaminlerde kullanıyoruz mesela biz. Açılmışken şimdi sorulmuşken iyi bir örnek Zaten verelim oraya ki gidiyordunuz. Enerjimizi, bağışıklık sistemimizi yükseltmemiz aynen. lazım dediniz. Ben soru sordum size. Evet hocam, Aynen. toparlayayım tekrar. İşte 5G ne yapacak bizim? İmmün sistemimizi düşürecek. Yani istedikleri bu zaman. Yani EMF dediğimiz elektromanyetik alanların arttırılmasını istiyorlar. Şimdi
1939 yılındaki bu buğdayla, genetiği değiştirilmiş buğdayla birlikte bir basamak atladılar. Tüm dünyadaki ilk tohumdur o. Meksikalı bir bilim adamının yaptırdılar. Ona Nobel Barış Ödülü de verdiler. Çünkü halkı açlıktan kurtardı diye. Çünkü diğer tohumlar 1'e 8 verirken bu tohum 1'e 30 veriyor. Biçer döveri boyunda, 1,5 metre boyunda kodlandı. Her şey çok güzel ama anlatılmayan kodları var biliyorsun. Sonradan açığa çıktı. 1939'dan bahsediyoruz. Yani yaklaşık 80 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu adamlar öyle 10 yıllık, 20 yıllık işlemler yapmıyorlar. Planları yüksek. 100 yıllık Sonuçta en az tabii. şu anda biz buğdayı bırakın. Tüm manavdan aldığınız yiyeceklerin neredeyse tamamını yakınında ya GDO'lu ürün ya da GDO'lu gübreler var. Yani normal gübre kullanan kalmadı gibi. Yani tohumlarında da işte yerel tohumu kalanlar varsa da onlardan almaya çalışıyoruz değil mi? Sonuçta köylülerden almaya çalışıyoruz, yerel almaya çalışıyoruz, yamuk yumuk çürükleri almaya çalışıyoruz. Tabii onlar da çok kalmadı elimizde tohumlar. Tabii bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor şu anda. İnşallah kurtulur hocam tarım. Yerli Yani tohum bankaları üretilmeye başlandı biliyorsunuz artık Türkiye bu konuda öncü bir ülke dünyada. İnşallah o konuyu da açacağız. İnşallah hocam. Sonuçta bizim vitaminler konusunda da biraz önce anlattığım gibi her şeyde biz kinezoloji kullanıyoruz. Yani bizim bir korteks yargımızın olması imkansız. Yani bana gelip de ben bunu kullanmalıyım dediğinde ben de bilemiyorum. Kinezoloji testi yaparsınız. Vücutta bu vitamine ihtiyaç varsa kinezoloji evet der. Vücutta ihtiyacı yoksa ya da zararlıysa da kinezoloji negatif verir. Bakın burası çok önemli. Aynı kola taktığımız taşlar gibi. Şimdi bazı yanılgılar var. Diyorlar ki işte demir eksikliğin varsa demir taşı takarsan zararlı olur. Çok hayır. Taş sendekini tartar. Bunu çok kişi bilmiyor. Gereklise sana salınım yapar ciltten. Yoksa salınım yapmaz. O dengeler. Yani taşların bir de bu özelliği var. Baki hocam geçen gün anlattı. Güzel anlattı onları. Yani sonuçta taşlardan o kadar çok korkma yani. Demirli taktı. Demirin değil. Çok daha demir yüksek. Öyle bir dünya yok. Taştaki oranlar zaten eser elementler düzeyinde bazı maddeler. Hepsi öyle yüksek elementler değil. Silisyum dioksit kaynaklı çoğu. Kuars grubu özellikle. Bizim de zaten vücudumuz silisyum dioksit. Buna göre biz karar veriyoruz. Gelelim vitaminlere. Vitamin konusu çok hassas bir konudur. Yani şimdi herkesi kafanızdan her vitamini başlayamazsınız. Yani ihtiyacı varsa vermemiz gerekiyor. Sonuçta bir de bunların maliyet yükü de var. Şimdi ekonomik sorunlarımız da olduğu için bunları çok iyi planlamamız gerekiyor bizim insanlara. Ama zorunlu alması gereken vitaminler var mesela. Şimdi bazı zorunlar var, bazı da onların üstü var. Ben ne diyorum? Hep su basmanı. Önce bir su basmanındaki vitaminleri, işte probiyotikleri kullanmanız lazım ki ondan sonra üst katları bana sorun. Herkes hep üst katları soruyor. İşte kolajen bilmem ne ya geç onları oraya gelme. Sen bir temelini bir oluştur. Temelini oluşturmadan üst katları kurarsan o temel yani üst katlar yıkılır. Hiçbir şeye de yaramaz. Ondan sonra da bana yaramadı. Aynı böyle taşlar gibi yani. Kalsiyum ihtiyacın yokken kalsiyumlu bir taş kullanıyorsun. Asıl senin ihtiyacın olan magnezyum. Magnezyum nasıl bulacaksın? Gene kinezolik testi bulacağım ben. Neye ihtiyacı var kişinin? Şimdi minerallerde kafadan yani çok teste tabi tutulmadan alınması gerekenler var mı? Kesinlikle var. Niye var? Çünkü artık Türkiye'de demişim, tüm dünyadaki besin maddelerinin çok düşmesi, yani bizim manavdaki sebzelerimizin içerisindeki mineral yapılarımızın çok düşmesi nedeniyle ve biz her asitik diyelim, duygu, düşünce ve molekül diyelim, bir birim aldığımızda 55 birim magnezyum harcadığımız için, önce magnezyumdan başlayayım ki çok daha iyi otursun, herkesin diyorum bakın sağlıklı bir bireyin dahi magnezyum kullanması gerekiyor. Bunda da en iyi formları biliyorsunuz Schuster formu var. Schuster'in 7 numaralı formu var. Biz bundan günde 5 tane dilaltı kullanılmasını öneriyoruz. Gece 22'de hafif de uyku getirdi, rahatlık getirdiği için. Herkesin diyoruz. Bakın bazısı diyor ki ben bir kutu bitirdim ne yapacağım? Burada bir sınırlama var mı? Sağlıklı bir bireyin her gün 5 tane kullanması lazım. Ömrü Şimdi boyunca Schuster'da kullanabilir. 400 tane var. 5'e böldük. 80 günde bitecek. Belli yani. Daha ne soruyorsun ki? 80 gün sonra tekrar gideceksin eczaneye. Bu kadar basit. Diğeri nedir? D vitaminidir.
Şimdi Üç bunlar numarayla on 10 numarayı da öneriyorum hocam ben. 3 ve 10 numarayı bu korona döneminde. pandemi döneminde ama 3 numara şeydi, demirdi. Onun çok iyi test edilmesi gerekiyor. Onun için testsiz kullanmalarını sevmem ben 3 numaranın. Yani demir olduğu için. Yani mutlaka iyi bir testten geçmeleri gerekiyor. Tabii yani Yüz teşhisi satıcılar yapıyoruz tabii biz eczanede ama kinezyoloji de yapılması lazım değil mi? tabii yani kinezyolog test edilmesi gerekiyor. Şimdi 3'te 10 numara sodyumun detoks tuzudur. 6 potasyum detoks tuzudur. 10 sodyumundur. Bayağı güzel tuzlardan bir tanesidir. Sonuçta D vitamininde kalmıştık. 2 numara şimdi magnezyum attım. O Schuster'leri biraz sonra anlatırım. D vitamininin de mutlaka alınması gerekiyor. Niye alınması gerekiyor? Yani bunu özellikle kış aylarında tabii ki alacağız da yazın niye alacağız? Çünkü yazın biz bunu sentezleyemiyoruz yani. Sentezleyebilmemiz için öğlen ultraviyole A ışıkların olduğu saatlerde bizim güneşlememiz gereken yani dik geldiğinde işte 11 ile 2 arası çok dik gelir. Bunu biraz da açarsak 11 ile 4 diyelim. En aşağı bir 30 dakika kadar bir güneşlenmemiz gerekiyor. Güneş kremsiz. Güneş krem sürdüğümüz anda bunun etkinliği olmuyor. Kollar açık. Şu şekilde yani açacağız kollarımızı. Ön yüzü. En değerli yer. Geçen hafta anlatmıştık. Burası. Burada alıyoruz biz. Damarlarımız olduğu yere. Yaklaşık 20 dakikada 15 bin ünite D vitamini sentezliyoruz. Böyle doğal bir D vitamini. Tabii hemen sentezlenmiyor. Yani ben Kaç bunu Türkçe dakika anlatıyorum şu an. hocam? En aşağı 20-25 dakika diyoruz. Hocam bir soru soracağım. Ultraviyola B ışınları, ultraviyola bronzant dermis tabakasına indiği için hatta Evet. camdan da bulutlardan da geçtiği için kışın ve evin içinde de etkili bir şey. Yani peki şey ultraviyola B değil, ultraviyola A. Ultraviyola H 4 mevsim var ama ultraviyola A çok tehlikeli olan zaten. Ultraviyola Evet. B değil, değil mi? Yani Evet. A'dan iyi korunmamız Ama lazım. camdan geçmiyor onlar. Yani onun için balkona çıkmanız Ultraviyola gerekiyor. A geçiyor, değil mi? B geçmiyor. Evet. Ultraviyola Geçmiyor. A geçiyor camdan. Evet. Ama Evet tam hocam. tersine herkes işte sabah ve akşam ışıkları, yani güneş ışıklarının tehlikesi olduğunu söylüyor. Ona daha tehlikelidir yani cilt kanseri açısından. Ama iş bitmiyor. Bakın Evet hocam. güneşlendik yarım saat diyelim. Ne 15 kadar minütlük D kalacak? vitamini. 8 saat duş yapmamanız gerekiyor. Son 8 saatin sonunda duşta da keselenmeden duş yapmanız gerekiyor. Sabunu da boş verin, keselenmeden yapmanız gerekiyor. Yani bu sentezleminin çok yani iyi olması idealdir. 2, 15 gün sonra bronzlaştığınızda bu da kapanıyor. Yani 15 gün kaldık. 15. gün bronzlaşacağız yani artık. Kapanıyor. Boşu boşuna güneşlemenizi bir an yani eğer bronzsanız sentezleyemezsiniz. Tamam? Şimdi sonuçta yazı kışı da bırakın yani fazla düşünmeyin. Yani kilogram başına 100 ünite D vitamini her gün alacaksınız. Yani onun için yok yazmış yok kışmış ben yarım saat kaldım falan onları geçin tamam mı? D vitamini kalkili kombinlerle aldığınız Kalkili. sürece damardaki kalsiyum miktarının da artmaması bile damarların sertleşmez aynı zamanda. Hepsi dişlere, kemiklere, immün sisteme gittikleri için gayet güzel etkisi olur. Onun için kilogram başına 100'den hesaplıyorsunuz. İşte 10 yaşın 10 kilo bir çocuğunuz varsa 1000 ünite. 70 kiloysanız 7000 ünite. Bu kadar basit. Günlük dozumuz her gün alınması gerekiyor. Çünkü D vitamini diğer vitaminlerden farkı 24 saatte %50'si gider. 48 saatte tamamı gider. D vitamini düzeyi baktırmayın. Oradaki fotoğraf size hiçbir şey sağlamaz. D vitamini baktırdım. Çok güzel. 24 saat sonra yarısı 48 saat sonra tamamı gidecek. Niye baktırıyorsun onu? Ya yani baktırmanın bir anlamı mantığı var mı? Yok. Magnezyuma da baktırmayın. Çünkü magnezyum damar içindeki magnezyumu gösteriyor. Hocam, Yani kinezyolojik magnezyum baktırmanız lazım. Hücre içi magnezyumu çok önemlidir. Damarda dolaşan magnezyumun bir anlamı yoktur. Eğer o Hocam magnezyum kan ve aldığınız form idrar tahlilleri zaten geçici değil mi? Yani bir saat sonra farklı çıkmaz mı sizce? hayır, bu ikisi için çok önemli bence de. Onun için yani boşu boşuna tahlillerin önündeki sıraları arttırmasın insanlar. Bizi dinlesinler. Kilogram başına 100 ünite D vitamini K2'li, D3 K2 diye geçer. Yani yapışıktır ikisi. D3 K2'li. K2 vitamini K1'deki pıhtılaştırıcı faktör K1'dir. Onunla alakamız yok. K2 damarda oluşan kalsiyumun kana ve dişine arttırır. Eğer çocuğunuzda sürekli diş çürümesi varsa K2 eksiktir.
Yani kalsiyum 1, K2'si eksiktir. Onun için D3, K2 burada da ön plana çıkar. Diş sağlığı açısından. Şimdi pandemi süresince magnezyum anlattık. Magnezyum sonsuz, D vitamini sonsuz. Bunlar pandemi ve pandemi sonrası sonsuz gidecekler. Pandeminin içerisinde karşımıza, yani ileride sürekli kullanabilirsiniz ama ileride şart olmayan üçüncü madde nedir derseniz çinko geliyor. Yani şimdi D, magnezyum ve çinko. Bu çok önemli. Şimdi çinko bağlanma yerleri açısından, yani virüsün bağlanma yerleri açısından, enzimatik reaksiyonlar açısından ve tamirci. Yani eve ne yapıyoruz? Bir şey bozuldu, tamirci alıyoruz. O yüzden aklınıza kalsın. Selenyum ikisi çok iyidir ama burada çinko öne geçiyor şu anda. Çinko kullanmanız gerekiyor 30 miligram günlük. Bu çinko her şeyi sevmez. Yani birçok şeyi sevmez. Şimdi burada boş boşuna anlatmıyorum. Onu sevmez, bunu sevmez. Onun için çinkoyu kahvaltıdan bir saat sonra almanızda fayda var. Yani boş bir saatte alacaksınız. Yanınızda taşıyıp alın o çinkoyu. Bunların dışında C kalıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ben meyve yiyorum, şöyle yiyeyim. Zaten meyvenin fazlası yiyemezsiniz. Yasak biliyorsunuz günlük meyve miktarı ne de bizim? Bir Bir avuç. Avucunuz, porsiyon, bir avucunuz, porsiyon. hayır porsiyon da demiyoruz. Avuç diyoruz yani. Herkesin avucu farklı. Yani Elma ise bir ufak, tane mi? hayır insanlar ufaldıkça avuçları ufalır. Yani kütlesi de ufalıyor. Şimdi 25-28 gram oradan çıkıyor yani. 25-28 gramlık bir fruktoz hakkınız var. O da sabahleyin biliyorsunuz. Yani en ideal saat 9-11 arasıdır. Dalağın aktif olduğu saatte, meyve Siz yeme 3'ten saati. sonra yemeyin diyorsunuz zaten hiç. Kesinlikle yemeyin hiçbir Hocam şekilde. elmayı bir tane yemeyecek miyiz? Elmayı da mı avuçla yiyeceğiz? Ben Hayır. bunu... İki elma sığıyorsa iki tane yiyin. Avucunuzu açın. Bakın bir elma 10 çilek sığdıranlar var. Ya da bizim kahvaltıda avokado olduğu için avokadonun yanına sığdıracaksınız. Yani avokado meyveye girdiği için onların hepsi yani bakma, avucunuza bakacaksınız yani günlük miktar. O da öğleye kadar yani 11'e kadar. Ve son olarak bence en önemlisine gelelim. Omega 3. Şimdi omega 3 neden önemli? Bütün yani 70 trilyon hücrenin membranlarını onaran tek supplement. Yani ondan başkası onarmıyor. Yani her gün bizim hücrelerimiz bu omega 3'ü istiyor. Eğer membranlar onarılmazsa ne olur? Hücre yaşlanır. Hücre yaşlanınca siz yaşlanırsınız. Yani anti-aging'tir. En iyi anti-aging neymiş? Omega 3. Şimdi Türkiye'de beslenmede omega 3, omega 6 oranında olması lazım dünyada. 1'e 1'dir bu. Türkiye'de 1'e 60 görüyoruz bakın. İyi dinleyin. 1'e 60. Hani diyorlar ya artık biz çok böyle dengeli besleniyoruz. Oranlara bakın. Son yayın 1'e 60 çıkıyor. Ondan sonra etrafınıza bakıyorsunuz. Siz daha da iyi hatırlarsınız. Yani şu anda söyleyeceğimi. Kumadin kullanmayan var mı yaşlarda? Yok neredeyse hocam. Bakın o kadar çok artmaya başladı ki bir topraktan kesildik. Şimdi pıhtılaşmada iki tane faktör önemli. Bir toprağa basma, iki omega 3, omega 6 dengesidir. Yani bir sürü faktörler, şimdi köyenzim kütenler falan onlara girmeyelim. Gene fundamental'a bakalım. Pıhtılaşma, kumadin kullanan kişinin dönüp beslenmesine bakacaksınız. Beslenmede omega 3, omega 6 oranı kaç? 1'e 60 diyorum bakın. 1'e 1 çıkması gereken yer 1'e 60 çıkıyor. Ondan sonra bu insanlara biz komadindir, aspirindir, başka kan sulandırıcılar veriyoruz. Bu insanlar, iyi dinlesinler beni, toprağa basıp omega 3'te de krile döndükleri anda bu ilaçların çoğuna ihtiyaçları kalmaz. Yani kan sulandırıcıları tabii ki ben Kesinlikle. zırt kesilmez ama Kesinlikle. bunu perde perde yani 3 ay 4 aylık takiplerle kardiyotların takipleriyle güzel bir takiplerle bunlar indirile indirile bıraktırılabilir. Boşu boşuna kan sulandırıcı kullanmamıza da gerek kalmayabilir. Tabii ki onu kardiyotlar karar verecek. Ama biz bu yapıya, tekrar ediyorum, bu yapıya niçin geliyoruz? Bir, topraktan ayağımız kesildi. İki, yeterli omega 3 almıyoruz. Daha doğrusu omega 3, omega 6 dengesini sağlayamıyoruz. Eskiden biz kutularla, o teneke kutularla vita yedik. Sana yağlar yedik biz. Hatırlarsınız 1980'li yıllarda biz sanayi Ay kuyruğuna evet girdik çok ya. kötü, çok kötüydü hocam. Annem bana para verirdi. Git sıraya gir.
Orada o zaman sıralar vardı biliyorsunuz. Kuyruk vardı, kuyruk. Kuyrukta iki tane sana almak için 300 kişilik sıraya giriyorduk. Yani Türk biz kuyruğu, sana kuyruğu. Evet, sana. tereyağı yeme, sana ye. Tereyağı yemedik ya, düşünsene. Yani büyük annelerimizin gönderdiği tereyağları, köyden gelen tereyağları yemedik biz. O sanayi yedik biz. Şimdi yani gerçekleri söylememiz gerekiyor. Ama bakın günümüzde de çok şey değişmemiş. O kadar sanayi bilmem ne yemin diyoruz ama 1,60 çıkıyor. Demek ki beslenmemizde bizim paketli yiyecekleri çok iyi sorgulamamız gerekiyor. Şimdi paketli yiyecekleri sorgulamadığımız biz ne yapıyoruz? Çok basit sorguluyoruz değil mi? Yasak hepsi. Yani Evet, yasak hocam, yasak. Vallahi şimdi yasak. Siz en güzel söylüyorsunuz, ben yazıyorum. Yasak. en güzel Çok yasak, güzel. yani şimdi pakette kaç tane yiyecek var diyelim? 2 milyon tane yiyecek vardır Hepsi Türkiye'de. Her yasak. birini incelememize gerek var mı? Ve palmiye çıkıyor, bilmem neye çıkıyor. Yani şimdi bunları araştırmamıza gerek var mı? Yok. Şimdi omega 3'te kiril niye önemli? Fosfolipid formda olduğu için. Yani biyo yararlılığı en iyi formda. Fosfolipid formda. Diğer omega 3'ler balık yağları trigliserit formdadır. Onların bir yararlılığı düşüktür. Kirilinki neredeyse tamamına yakındır. Bir yararlılığı çok iyidir. Artı kiril kompleks dediğimiz yapılarda Coenzyme Q10 ve Squalene de olduğu için azıcık da D3'te K2 de var. Bunlar tek hapla işi bitirebiliyorsunuz. Demek ki bizim için gerekli olan vitaminleri tekrar edersek, ki günümüzde çok önemli şu anda pandemide. Kiril, bir numara kiril, iki numara D vitamini, üç numara magnezyum, dört Magnezyum, numara çinko. çinko. Kurkumin de Şimdi veriyorum ben hocam. Kurkumin, Zadevitalin. Herkese onlar veriyorum. birinci katlar. Şimdi ben temeli anlatıyorum. Temel, Aa, bu pardon. temel çok önemli. Yani temeli bir otursunlar. Tamam, tabii ki kurkumin aslında. Yani şimdi Hindistan'da yapılan araştırmada hiç bulunayan yok orada. E bizim Türkiye'de bulamayan var mı? Tam ters düşünelim şimdi. Bakın Hindistan bizden ekonomik olarak çok mu üstün bir ülke? Hayır. E onların baharatları var işte. Çok basit. Yani bunlar yani bazı şeyleri yani İlla tabii kinezyolojik test çok önemli diyoruz ama bazı şeyler de çok iyi gözüküyor. Adamlarda bulama yok. E bizim Türkiye'ye bakıyorsun, biz bile unutuyoruz. Mesela siz lafa girince ya da ben lafa girince siz konuşurken nerede kaldığımızı hatırlamıyoruz. Bu hep beslenme. Çünkü bizim baharat deyince aklımıza şimdi sofrada ne vardır bizim sofralarımızda? Tuz ve karabiber vardır. Bazı sofralarda kimyon vardır. Değil mi? Hiç zerdeçal, zencefil koyan var mı sofrasında? He? Ben Yani koyuyorum. şimdi çok ender. Siz, Şimdi bakın. sizden öğrendim hocam. Gerçekten Şimdi dün de girdim hemen. Fitoterapi hocam Erdem Yeşil'e de anlatırken hemen yazdım. Dedim Teoman hocam bize o kadar bu konuda her gün 10 kere söylüyor ki kafamıza girdi. Zerdeçal her gün masanın üstünde, tuzun. Tuz yok yani, karabiber değirmeninin, tuz değirmeninin, Himalaya tuzunun yanında masada duruyor hocam. Birazdan göstereyim. anladım. Yani Tabii masada duruyor sizin sayenizde. onların içerisinde curcumin oranları çok düşük. Yani %3 gibi bir oranları var. Yani curcuminin Evet. aktif preparatını almamız gerekiyor. O apayrı bir şey. Tabii Evet. ya, o konu biraz farklı yani. Ama tabii ki curcumin alabilirler. Yani şu anda pandemi döneminde hem zencefil hem zerdeçalın kullanılması. Şimdi repairlerde, minerallerde çinko, selenyum dedik. Bu tarafta baharatlarda iki Z vardır. Zerdeçal ve zencefil. Onlar yani kraliçedir, yani queenlerdir. Yani onların yanına kimse yaklaşamaz. Yani onlar farklı bir dünyaları var onların. Özellikle zerdeçalın çok farklı bir dünyası var antiviral açısından. Tabii o konular farklı ama tabii ki öncelikle çinko, omega 3, D vitamini, magnezyumu bir ayarlasınlar. Ondan sonra dediğiniz gibi bunların yani şimdi berberin var mesela. Brokoli filizleri var. Yani yayınlıyorum ben şimdi. Instagram'a girip bakabilirler. Neler yiyecekler, neler içecekler. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bir brokoli filizi diyoruz. Meme kanserinde çok çok etkili olduğu gözlemlendi. Şimdi niye insanlar bunun makinesini alıp kendileri çimlendirecekler evde? Çok da basit bunun yani. Tohumunu alıp çimlendiriyorsun. Makinesi de var. İnternette satılıyor bunların hepsi. Mutfağınızda küçük bir yerinize ayarlıyorsunuz. Orada hem de bir de hobi oluyor. Yani sonuçta kendi ürettiğiniz bir şeyin İşte suyunu sıkıyorsunuz, yemeğini yapıyorsunuz, çiğ Oraya doğru yiyorsunuz. gidiyor hocam. Her şey oraya doğru. Toprak Şimdi ve tarım. Yani artık kendimiz yetiştirmeye başlayacağız. Hazreti İsa'nın dediği gibi 2000 yıl önce. aynen. Her şeyi biz yapacağız artık. Oraya doğru gidiyoruz. Aynen. Şimdi bu düzensizlik içerisinde, entropi yasaların içerisinde kendimize bir düzen yapmamız gerekiyor. Yani bizim burada
ona haykırıp, buna haykırıp, yani bunlara şikayet etmeye lüksümüz kalmadı artık. Yani biz kendi yolumuzu bulmamız gerekiyor. Bu süreçte en akıllı davranan ülkeler ayakta kalacak. Bu kadar basit artık. Yani bunu, yani ağlayanlar gidecekler. Ya da Hocam hiçbir özür şey. dilerim. Hale Hanım, Hayriye Hanım, geçen haftaki programlarımızda hocam bentoniti ve gümüş suyunu çokça anlattı. Ne olur siz de geçen haftaki programlardan Teoman Hocam'la olan şeyi tekrar izlerseniz çok sevinirim. Bentoniti zaten illaki diyor hocam ve gümüş suyunu illaki diyor günlük olarak. Evet. Evet hocam. Gümüş suyuyla bentoniti çok kısa anlatayım. Yani 25 ppm gümüş suyu, kolloidal form ya da nanoteknoloji. Onu da geçen gün Kudret Hanım anlatmıştı. Oradan görebilirler. Nano Keşif diye bir site var Instagram'da. Oraya girip baksınlar. Bunlar geceliğin yapmadan önce ikisi bir arada kullanılabilir. Yani bir çay bardağı bentonit, 30 cc'lik de nano gümüş ya da 10 cc kadar bir gümüş, kolloidal gümüş içip yatılabilir. Yani ikisini 25 aynı anda ppm'lik yatabilirsiniz. olanlardan evet. 25 ppm olanlardan, insanlara çok sık karşılaşanlar için de sprey formunun yapılması gerekiyor. Üzeri siyah sargılı sprey, cam kavanozda her 2 saatte bir dil kökümüze ve burunlarımıza onardan da sıkmamız gerekiyor. Paf olarak. Oldu Ve mu? Yani o çok önemlidir. gümüş suyunu her şeyi temizlemek için kullanabilirsiniz. Cep telefonlarınızda Mekan gümüş suyuyla temizleyin. temizliğinde, cep telefon temizliğinde kullanılabilir. Geçen gün grupta söylemişler, biz sebze ve meyveleri yıkamada hiç gümüş suyu demedik ki zaten. O çok pahalıya patlar. Bir de yani öyle bir Evet, şey yok evet. yani. Bentonit tehlikesi hocam. Evet, Değil mi? öyle bir söylemimiz yok. Onlar da bentoniti, onun da bentonitin sıvı formu değil de, onu tabii ki Hamit Bey'le görüşüp, bentonitin sahibi, Medikin'in sahibi Hamit Bey'le görüşüp, o toz formunda bir daha ucuz bir form yolluyor evlere. Bir torba alıyorsunuz, 20 kilo toz formu var onun, daha ucuz. Evinizde dursun. Onun için atın atın kullanın. Hatta onları ağaçlarınızda da kullanırsınız. Yani bitkiniz, baktığınız kötüleşme başladı. Hemen onu biraz bulamaç yapıp onu atın bitkinizin dibine. O bitkiyi de canlandırır. Çünkü topraktaki bütün parazitleri de öldürüyor. O Ay bayağı canına. güzel. Bir de Müthiş. besin değeri de var. Yani çok farklı, çok yerlerde kullanıyor bentonit. Hayvanlarda kullanıyorsunuz biliyorsunuz. Bir sürü yerde, kedi kumunda kullanıyoruz. Her yerde kullanıyoruz biz bunu. Aslında kullanıyoruz da görmüyoruz. Sonuçta biz entropi, yani kaos deyince de sahi ilk kral kaos biz yokken dünyada varmış. Yani dünyadaki Yunan mitolojisine göre, yani biz daha gelmeden önce o varmış, kaos varmış. Kaosun da oğlu Erebos'muş. Bunu daha önce anlatmıştım da şimdi bir daha tekrar anlatayım, kaos çıktı ağzımdan. Şimdi ilk tanrı kaos, oğlu Erebos. Şimdi bunlar niçin önemli derseniz, herkes not alsın. Erebos. Aynen, kitabını alsınlar, okusunlar, bugünü iyi anlarlar. Yani kaosun oğlu Erebos. Şimdi Haçlı seferleri yapılırken hep Süleyman Tapınağı'nın altında hazine aramaya gitti diye düşünülüyor. Hayır, bunlar Erebos maddesini aramaya gittiler. Niye önemliydi Erebos maddesi? Günümüzdeki bütün bu algılama sisteminin değiştirilmesinde en önemli bir maddedir. Yani oraya giden kişiler ahi sandığı için, işte Süleyman'ın asası için falan gidilmedi. Yani bunlar yani gidiş sebeplerinin en büyük sebebi Erebos maddesi ve Erebos maddesi bulundu. Ve onu kullandılar. Tavistock kurumu diye bir kurum var. Onu da yazabiliriz. TAVISTOCK. Tavistock diye yazılır. İngiltere'deki bir kasabanın ismidir. Orada kullanılmaya başladı bu algı, insanların otokontrol sistemi diye düşünebiliriz. Yani insanları biz nasıl kontrol ederiz diye. Ta oradan, Tavistock'tan başladı, günümüze kadar geldiler. Günümüzde Elon Musk'ın nörolojik bir araştırmaları var. Onlarla gidiyor. Aynı zamanda uydu sistemleri var. Aynı zamanda 5G sistemi var. Bunlarla birlikte bize verilecek frekanslarla birlikte. Şimdi frekanslar deyince biz titreşen canlılar olduğumuz için bize yabancı her frekans bizi etkiler. Yani bunu çok iyi bilmenize gerek yok. 4,5G, şu anda kullandığımız 4,5G kinezolojik testle bizim vücudumuza stres yaratıyor. Bakın, şu anda kullandığımız 4,5G vücudumuzda stres yaratıyor. Demek ki 5G, 4,5G 5 GHz kullanıyor dalga boyu olarak. 5G en aşağı 60 GHz. Yani bundan 12 kat daha güçlü bir GHz kullanacak.
4,5G'de istasyonlar 3 kilometrede bir, bunda 150 metrede bir olacak. Yani bu dalgaların hem kısalığı var hem de 100-150 metresi var. Öyle düşünelim, olur mu? Yani bizim vücudumuzda yapacağı etkileri, bizim DNA'mızda yapacak etkilerini uzun yıllar boyunca ne kadar etki yapacağı, daha bunun test dahi edilmeden piyasaya sürülmesi düşünülmekte. Şimdi niye testler yapılmıyor? Tabii onlar derin konular, yapılmıyor. Adamların gücü var, yaptırmıyor. Bunları piyasaya sunabiliyor. Ama velakin de bizim olabildiğince 3G'den sonrası bizim için zararlı. Yani bizim 4,5G bile şu anda zararlı. Öyle diyeyim ben size. Veri aktarım hızını başka yollarla sağlamamız gerekiyor. Yani bu yollar tüm canlılar için, bakın bizim için değil. 1985'teki böcek popülasyon sayısıyla şu anki sayıyı ölçmüşler. %75'i yok böceklerin. Arılar bittiğinde sadece 3 yılınız kalıyor. Bakın, dünyadaki arılar bittiğinde sadece 3 yıl sayıyorsunuz. Yani Ve 1000 gün arılar daha çok sayın. azaldı. Arılar sayı olarak çok azaldı. Aynen. 1000 2G, gün. 2G telsiz telefonlardı, değil mi hocam? 3G'de fazla sorun yok, ama ondan sonra yani 1,39 GHz'den sonrası sorunlu. Şimdi bizim 4,5G zararlı derken 5G'ye geçmemiz tabii ki çok daha büyük zararlı. Yani az bu zarar içermiyor. Bu yapacağı DNA hasarları, biraz önceki virüsün kodlaması gibi düşünelim. Bakın, aynı beyin tarafından kodlanıyor. Bunlar farklı beyinler tarafından kodlanmıyor. Bir de iyi polis, kötü polis var. Onu da anlatacağım şimdi biraz. Yani iyi polisler var, kötü polisler var. Onları da anlatayım ki, ay bunlar kazandı, sevim, sakın sevinme. O iyi polisler de onlardan. Neyse, virüsü geçirdikten sonra ne dedik? Beyinde ve genetik yapıda hasar oluşturması dedik, değil mi? Demek ki 5G'nin ilerleyen dönemlerde hasar oluşturma ihtimali yüksek. Zaten immün sistemi düşürecek kesin. Yani bizim bağışıklık sistemimizi bu titreşimden düşürecek kesin mi? Kesin. Yani bu kadar basit bir şey varken ileride bu Dalga bende boyları kanser. kısa olduğu için zaten çok sık 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 yerleştirecekler hocam. Tabii Yani 6G'den baz istasyonları istasyon çok siz sık olacak. olacaksınız. Tabii. 6G'de insan olacak istasyon. Çipleyip İstasyon olacaklar zaten bize. nesnelerin interneti olacağız, yani nesneler, bütün nesneler. Sonuçta bizim yapmamız gereken, tabii ki bunları karşı gelmemiz gerekiyor. Yani mantık çerçevesinde bunların denenmiş sistemleri görmemiz lazım. Mesela bunların nerede denendiğini almamız lazım, değil mi? Mesela biz telefon aldığımızda bize bir katalog veriyorlar, değil mi? Hiç o kataloğu okuyan var mı? Böyle ufacık ufacık yazılar vardır. O yazılarda sizin bu 4,5G'nin zararlarını yazıyor aslında. Ve koruyucu ekipman kullanınız yazıyor sonunda. Şimdi koruyucu ekipman gelince, yani Geosafe'i anlatmıştık biliyorsunuz geçen gün, Zeynep hocamla anlatmıştık onları. Bundan bahsediyor diyor. Ve aslında her cep telefonu satıcısının bunu vermesi gerekiyor. Bununla ilgili mahkeme kararları var, kazananlar var. Yani diyor, bundan kanser olduğunu kanıtlayıp da para alanlar var şirketlerden. Tabii bunu daha Türkiye'de bilmiyor insanlar. Yani bunun zararını, yani 4,5G'den bahsediyorum, tespit edip onaylatıp mahkemeden zararlarını alanlar var. İleride bunlar da olacak. Yani bir 5G yüzünden kanserler. Şu an Allah günümüzde, korusun, zararını alsan olacak hocam yani kanser olduktan sonra. ama ileride çoluk çocuklar için işte yani bir örnek teşkil ediyor sonuçta. Evet. Yani yapacak başka bir şey yok şu anda. Kartellere karşı başka bir şey yapamıyorsunuz. Hocam eyvah, 2 dakika kalmış. Bunu kapatıp bir daha açalım. Siz kaldığınız kadar, bitireceğiniz kadar bitirin. Yani götüreceğiniz kadar Tamam. 10 dakika, 15 dakika. Olur. Çünkü bu kapansın istemiyorum. Evet dostlar, ayrılmayın lütfen. Hemen bağlanıyoruz tekrar. Teşekkür ediyorum. Tekrar merhaba. Çok özür diliyorum. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki 2 dakika kaldığı için haber verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Entropi yasasını ve kaosu ve neler yapacağımızı anlatmaya devam edeceğiz. Hocam gelir gelmez hemen bağlıyorum. Merhabalar, hepiniz tekrar hoş geldiniz dostlar. Evet. Hocam geldiği anda bağlayacağım hemen. Çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür ediyoruz hepinize. Evet. Neydi? Tekrar toparlayayım ben hocam gelene kadar. Bağışıklık sistemimizi artırıyoruz. Taşları kullanıyoruz. Bentonit kullanıyoruz.
İmmün sistemimizi yükseltecek her şeyi yapıyoruz. Evet, basman dediği şeyleri kullanıyoruz hocamın. Biraz önce anlattı. Bundan sonra izleyecek dostlar için de bunun birinci bölümünü izlemenizi tavsiye ediyorum. Hocam, hoş geldiniz tekrar. Merhaba. Biraz öncekini IGTV'de paylaştım. İzleyemeyenler de oradan birinci bölüm olarak onu alırlar hocam. Evet hocam. Evet. Nerede kalmıştık? Devam edelim şimdi. Bir sürü konuda Yavaş. kaldık. Şimdi biz bu düzensizliklerden çok bahsettik bugün. Mesela bir örnek daha verelim. Kalıcı kalsın insanların kafasında. Mesela böyle sülaleye, aileye, soya baksınlar mesela. Tansiyon var diyelim. Değil mi? Ama kendilerinin tansiyon yok. Şimdi bu kişiler ne yapabilirler? En basitinde taşlar deyince şimdi aklıma geldi. Geçen gün aynı soru sorulduğu için burada da söyleyeyim yani bir kişi de kalmasın o bilgi. Mesela lapis lazuli diye bir taşımız var bizim. Lapis lazuli diye mavi renkli bir taşımız. Bu firavunların çok kullandığı taş. Bir sürü özelliği var ama biz tansiyonda çok kullanıyoruz bu taşı. Yani çok önemli taşlardan bir tanesidir. Mesela Firavunların bu kullandığı taş lapis. lazuli. Lapis lazuli. Lazuli. Lapis Yani bu taşı kullanabilirler. Mesela yani illa tansiyon olmalı şart değil. Yani bir koruyucu bakın. Şimdi düzensizlikte düzen sağlamanın yöntemlerinden bir tanesini anlatmaya çalışıyorum yani. Ya da lazuli. diyelim baktılar şeker var. Şimdi toplumumuzda yani %20 civarında hem şeker hem tansiyon var. Az değil yani 5 kişiden ya da 4 kişiden bir tanesi şeker hastası, 5 kişiden bir tanesi tansiyon hastası. Yani az buz değil rakamlar. Bunlarda da yani kullanacak taşlar belli. Yani Aventürün, yeşil Aventürün kullanabilirler. Sodalit kullanabilirler. Yani bunları seçerken tabii ki test yaptırmaları lazım ama yani kafadan bunları dahi kullanabilirler sonuçta. Yani insanlar böyle bir baksınlar. Yani şimdi bir düzensizlik var. Ben 40 yaşımı bekleyeyim tansiyon olayım. Yok öyle bir dünya. Yani sen tuzunu ayarlayacaksın. Ne diyoruz biz? 40 kare derece diyoruz değil mi? Yani başka tuzu öneriyor muyuz şu anda? Neden 40 kare derece diyoruz? Hayır, Çünkü son kırık 5 kale yıl tuzu diyoruz. Evet. evet, son 5 yıldır artık bunun testlerde diğerlerine ezici üstünlüğü var. Bakın şimdi biz ne dedik? Paramız artık değerli. Paramızı boş yere kullanmamamız gerekiyor. Demek ki en iyileri seçmemiz gerekiyor. En iyileri de nasıl seçeceğiz? Hep kinezolojik testle seçiyoruz. Artı mineral yapısına bakıyoruz. Her mineral her insanda aynı etki ediyor mu? Gene etmiyor. Ama tuz yapısında eder. Niye? Çünkü sofra tuzu bu artık. Yani sofranızda 40 kare derece tuzunun olması çok çok faydalıdır mesela basit örnek. Bir de lapis lazuli bilekliği sol kola eğer sağ kolunuz dominantsa sol kol gerici non-dominant kola taktığımızda şifalanmanız bakın bir ilaçsız. Tuzu değiştirdik, GDO'ları kestik, yürüyüş yaptık, güzel bir omega 3 aldık, yere bastık, lapis taktık. Demek ki biz kendimizi, genlerimizi koruyoruz. Çünkü nedir bunda? Şimdi düzensizlik var dedik ya, entropi yasası. Şimdi 40 yaşında tansiyon hastası oluyor. 39 yıldır senin tansiyonun yoktu. Ne oldu? Sen bir düzensizliğe gittin. Yani düzensizliğe doğru kaydın sen. Bisikletin küflendi. Değil mi? Aynı şey değil mi? Mesela bisikleti aldın, 2 yıl sürüyorsun, ikinci yıl gittin küflenmiş. Geçen sene bu bisiklet iyiydi. 39 yıldır sen iyiydin. Aynı entropi yasaları işliyor. Bakın Entropi yasası, evet. biraz önce ne dedik? İşte 72 yaşında dedem lösemi oldu. 71 yılda dedenin 2 yılda atladık. Kanına bakılmadı. 69 yıldır niye yoktu? Değil mi? Bir yerden sonra bu düzensizlik bozulmalara sebep oluyor. Onun için bu entropi yasası bizim hayatımızın içerisinde en ufak bir hastalıkta moralimizin düşmemesi gerekiyor. Yani bizim bunu Hocam kavramamız gerekiyor. entropi yasasını biz kozmetikte serbest radikaller için anlatırız. Nefes ne kadar değerli? Her nefesle birlikte serbest radikaller oluşuyor. Yani biz yaşadıkça aldığımız her nefesle serbest radikaller oluşuyor. İşte sizin antioksidanlarla da bunları belki nötralize edip elimine edilebiliyor. Yani insan yaşadıkça yaşlanmaya, yani entropi gereği devam ediyor. Bu her şey için geçerli. Kenarda bekleyen bir araba için bile dediniz Bir siz. saat bir saat yaşlandık şimdi yani düşünsene. Hatta şu Evet, anda bir evet. saniye yaşlandık. Yani durmadan yaşlanıyoruz yani entropi devam ediyor. Şimdi mesela hep anlatırlar ya güneşten gelen ışınla birlikte biz canlanıyoruz ama güneşteki kayıpla bizim canlanmamız arasında milyarlarca fark var. Yani biz bir birim artarken o 1 milyon hatta 1 trilyon birim düşüyor. Yani entropi uzayda da yani şimdi bu kıyamete bağlarsa çok basit bağlarız. Yani kıyamet olup olmayacak mı dersiniz olacak. Çünkü
entropi devamlı yükseliyor. Yani düzensizlik düzeyi yükseldiği için ileride kıyamet olması %100. Ama konumuza dönecek olursak biz bu entropiyi hastalıklarda bu şekilde yani bizim moralimizi bozmayacak şekilde kullanmamız gerekiyor. Mesela yazlıktan eve geldiğimizde her şey tertemiz kalmıyor ev. Değil mi? Tozlanmış oluyor, bozulmuşlar oluyor, kokmuş, buzdolabında bir şey bırakmış, kokmuş oluyor, bir şeyler oluyor. Yani %1, %2 olasılıkla bıraktığın gibi kalıyor. Ama diğer şekilde bir temizlik istiyor. İşte buzdolabında bıraktıysan, fişini de çektiysen kokmuş bir şeylerle karşılaşıyorsun. Bir sürü şeyler yani beklemediğin şeyler de ortaya çıkabiliyor. Onun için bunlara karşı olan bizim davranışlarımızdaki psikolojik davranışlarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Kendimizi salmadan bunları düzeltme yoluna bakmamız gerekiyor. Yani her entropi yani düzensizlikte moralimizi bozmamamız gerekiyor. Hep diyoruz ya dalgalı havada denizde sörf yapmak gibi bir şey bu. Ben 1984 yılında tabii onun anımı da anlatayım. yazlıktaydık 84 yılında. Bizim bir Almanya'dan gelen bir yani akrabamız var. Bir geldi sörfmüş. Nereden bilelim biz o zaman var. Tahtadı, çıktı adam bir şey kaldırdı. Yani gidiyor böyle bakıyoruz böyle şimdi düşün. Sonra biz bir yıl sonra düşün yani sörfün üzerinde biz vardık yani 85'te yani ama 84'te böyle baktık böyle. Şimdi onun gibi yani entropi de böyle. Biz aslında algılıyoruz ama işimize gelmediği için bir türlü kabul edemiyoruz biz bunu. Yani biz kabul ettiğimiz zaman birçok hastalığımız da geçecek. Mesela geçen gün yine bir yazıda okudum. Çok güzel yazmış. Şimdi bu Schumann rezonanslarıyla ilgili birçok yazı çıkıyor şu anda. Onu da hastalıklara bağlamış. Geçen ben onu da anlatmıştım ama tekrar olsun. Yani anlatalım. Bu tip Schumann rezonans değişikliklerine bağlı olarak da işte baş dönmeleri, mide bulantıları, anlamsız baş ağrıları. Yani bunlar oluyor. Şimdi bizim Vücut ağrıları DNA'larımız da olur değil. mu hocam? Bütün kemikler ağrıyor Oluyor. değil mi? Bütün vücut Oluyor. ağrıyor. Evet. Bakın bizim DNA'larımız değiştiği gibi çakralarımız da yenilenmeye başladı. Şimdi yarın akşam Serenit'i anlatacağım. Serenit çok önemli bir taş. Niye önemli taş? 6. çakradan 14. çakraya bakın. Şimdi yeni sistemler de geldi. Onları çok içine girmeyeyim. 6 yani Pineal Apple'dan 14'e kadar bütün çakraları dengeleyen bir taş Serenit. Çok farklı bir taştır. Yani bu Serenit'in kullanılması gerekiyor. Özellikle. Baş dönmesini başka taşlarda veriyoruz ama bu seneti niçin kullanacağız? Çünkü o yeni çakralarımızı da dengeliyor. Şimdi bizim yeni çakralarımız bize yeni doğanlarda onlar daha dengeli çıkacaklar ama bizim kavurlanmamız gerekiyor. Kavurlanırken biz biraz zorlanacağız. Şimdi zorlamamamız için işte G'de olacak yemeyin. Nasıl yemeyecek bu millet? Ne yiyecekler ki? Bir tane biber alıyorsun içinde tohum çıkmıyor. Domates alıyorsun tohum çıkmıyor. Bilmem ne alıyorsun kokusu yok. Havuç alıyorsun üçüncü gün buzdolabı bozuluyor. Yani şimdi adama soramazsın ki bu GDO'lu mu amca? Hepsi diyor ki GDO'suz bu diyor. Nereden bileceksin yani? Geçen gün bir tane havuç aldık geldik. Yani üçüncü günde buzdolabı çürümüş. Yani dışarıda değil bu. Demek ki GDO'lu. Eski ürünlerimiz az kaldığı için işte bizim diyor ya, frekansımız Evet. düşmemesi gerekiyor. Şimdi bizim frekansımızın düşmemesi için tabii ki yiyecekleri gene seçelim seçebildiğimiz kadar ama bizim taşlardan çok iyi yararlanmamız gerekiyor. Bu cansız olarak algıladığımız biraz önceki yazıda Instagram'da tekrar tekrar o yazıyı okusunlar. Bakın o yazıyı 10 kez okurlarsa anlarlar. Bak normal bir insan o yazıyı 10 kez okusun 10. da dınk edecek. Diyecek ki Allah ben bir yerde hata yaptım. Çünkü işte yıllarca 50 yıl meditasyon yapın. Bak 50 yıl yapın. O yazıyı çözemezsiniz bakın. O yazı farklı bilerek koydum Instagram'a. Dönüp dönüp baksınlar. Kitabın böyle mihenk taşı. Yani bizim en büyük hatalardan bir tanesi. Biz işte diyoruz ki tüm canlılara dost davran. Cansızlara onların ne anlamı var ki diyorsun. Orada bitiyorsun işte bakın. Çünkü bizim algı boyutumuzun kapatılması, daraltılması. İnşallah ileride açılacak tabii ki bu kozmik sistemler şimdi devrede. İleride onu da anlatırız. 2050'den sonra bu sistemler daha da açılacak. Yani farklı bir boyutlara çıkmamız, evrilmemiz gerekecek. Tabii ki bu biraz sancılı bir süreç olacak. Doğum gibi düşünün. Doğumda anne ne yapıyor? Acı çekiyor. Sonuçta bir Beşinci mucize çıkıyor, boyuta değil mi? geçeceğiz hocam tabii 2050 Tabii. yılında beşinci boyuta geçeceğiz. Zaten
2012'den itibaren Ben dünyanın o rakamları pek sevmem çünkü tabii ki konuya geliriz. frekansıyla oynuyorlar, Zaman, evet. zamansızlıktaki bir kişi bizi gözlemliyor. Yani zamansızlıktaki birisi gözlemlerken bizim zamandaki bu net rakamları vermememiz gerekiyor. Biz bu net rakamları kim buldu? İnsanoğlu buldu. Kısaca dinleri anlatayım. Şimdi burada entropideki düzensizliği nasıl kullandılar dinlerde? Özellikle Hristiyanlıkta kullandılar. İznik Konsülü'nde Hristiyanlık kurulmadı size söyleyeyim. Orada pagan dini devam ettirildi. Yani kavurlandı. Yani oldu gibi güzelce kavurlayıp sistemi kurguladılar. Günümüzde işte bütün savaşların temeline baktığınızda din savaşları, özellikle Avrupa savaşlarına şöyle güzelce bakarsanız din savaşları ortaya Evet. çıkıyor. Protestanlara soruyorsunuz, sizin peygamberiniz ki, tabi onlar peygamber demiyorlar da neyse, peygamberiniz kim diyoruz? İsa diyorlar. Katolik'e soruyorsun, o da İsa diyor. Ortodoks'u soruyorsun, o da İsa diyor. Nasıl İsa yaşarken tek dini vardı ki? Yani şimdi bu günümüz aklı aynı sistemdir. Illuminati 1776, 1 Mayıs 1776'da kurulmuş olabilir ama bunların geçmişine bakarsak 10 bin yıl, milattan önce 10 bin yıl geriye gitmeniz lazım. Aynı beyin takımı geliyor. Yani günümüzdeki 200 aydınımız aile şu anda oluşmuş bir aileler değil. Hayır. Milattan önce gelen aileler bunlar. Yani yok işte Atlantis'i de aynı aileler şey yaptı. Haçlı Atlantis de Seferleri aynı karalar aileler. geldi, şu geldi, bu geldi. Tabii ki gelmiş olabilir ama bunlar bir mihenk taşıdır. Mesela bizim topraklardan geçerlerken de bir sürü şeyler öğrendiler. Mesela haşhaşenlerden çok şey öğrendiler. Baktılar ya sen adamın korkmadan öldürmeye gidiyor. Nasıl ya, ne veriyorsun, ne yapıyorsun? Bir sürü şey öğrendiler. İşte Erebus maddesini öğrendiler. Ya bunlar bütün kadim bilgelikte öğrenirken bunların yazılmalarını da engellediler. Ya yani tarih kitaplarını aldığınızda mesela kitabı aldık okuyacağız şimdi kitabı. Bu kitabı kim yazdı önemlidir. Bakın çok önemlidir. Kime yazdırıldı? Yazdırırken hangi sayfalar çıkarıldı? Ondan sonra size ders notu olarak kitap geliyor önünüze. Ben bunu okudum diye. Tamam da o kitap yok ki öyle bir şey. Yani bilgi yok içinde. Yani. O, hepsi yanlış bilgiler. Yani, bunu anlarsanız her kitabı alıp okumamız gerekiyor. Yani boş boşuna zaman geçirirsiniz. Onun için bilgiyi alırken öncelikle bu bilginin kim tarafından yazıldığını bilmeniz gerekiyor. Mesela bizim kendi tarihimiz bile daha halen de net yazılamadı. Hep Amerikalıların yazdıklarını, İngilizlerin yazdıklarını okuyoruz biz. Değil mi? Kendi tarihimizi yazmamız lazım. Osmanlı tarihini tekrardan arşivlerin çıkarılıp bakılması lazım. Yani konu farklı. Dinlere gelecek olursak bizim en büyük insanoğlunun yanılgısı bu dinlerin bu kişiler tarafından kullanıldığıdır. Tekrar edersem çok net daha iyi anlayacaksınız. Şöyle bir bakalım paganizm diyelim yani Lüsiferizm diyelim. Kullandığı Hristiyanlıktır. Bunların da kullandığı Yahudiliktir. Bu cepheden baktığınızda Yahudi'yi görürsünüz. Yani şöyle baktığınızda Yahudi'yi görürsünüz. Background'ı çevirirseniz Lucifer'i görürsünüz. Lucifer, Hristiyan, Yahudi. Ondan sonra dersiniz ki şöyle baktığınızda bunlar Siyonist. Bak bu açıyla baktığında arkaya dönük perdenin arkasına baktığınızda Lucifer'i görürsünüz. Şimdi Vatikan'ın son fotoğraflarını gördünüz mü? Yılanlı bir salonu görmüşsünüzdür belki. Yani Evet. seyretmişsiniz. Evet hocam. Evet. Yılan, asasındaki Evet. yılan. Ne işi var onların Vatikan gibi yerde? Yani şimdi o kadar net ki artık Firavunlar da vardı. Şimdi her şey çok ortada. Evet. eskiden bunlar saklanıyordu. Şu anda saklanmıyor. Şimdi Hristiyan geç onu artık. Yani. Öyle bir şey yok dünyada. Dedim anladınız mı? Ama dediğimi iyi bir çözümlemek istiyorsanız bunu çok iyi bakın. Luciferian sistem yani bugünkü akıl yani 200 aile Hristiyanlığı kullanır. Onlar da Yahudi'yi kullanırlar. Hep de sizin önünüze medyada Yahudizm yani Siyonizm gelir. Siyonistleri hiç sevmezler. Hristiyanları hiç sevmez. Amerika'dan şu anda niye çıkıyor? Amerika'dan çıkma Evet, sebepleri evet, Hristiyan ve evet, Yahudilerden evet. bıktılar. Yani dediler ki yeter dediler. Bunlardan biz bıktık çıkıyoruz. Evet. Gelelim Çin'e gidiyorlar ama Çin'i de... Satranca. Boş verin Çin'e. Gidiyorlar. Satrançta kazanmanın tek yolu vardır. Siyahla beyaz sizin olması gerekir. Bakın burası çok önemli. Ay Trump kazansın şunları bir yensin. Bakın siyahla beyaz. Trump da onların, Hillary de onların. Okey. Yani lütfen burada yanılgı olmasın. Yani ay Trump bunları dövecekmiş.
Dünya Sağlık Örgütü'nü değiştirecekmiş. Ya değiştirse ne olur ki? Senin hayrına bir yeni sağlık örgütü kurmayacak gibi adam. Evet. Yani bu mentalite de düşünürseniz, yani bunların mentalitesini düşünürseniz çözümü bulursunuz. Yoksa çok yalpalarsınız. Yok şu dinmiş, yok bu dinmiş. Dinleri parçalamalı sebepleri de o. İleride yemek için aynı ülkeleri bölmeleri gibi dinleri de böldüler. Binlerce mezhebe ayırma sebepleri o. İleride tek bir din olsa da karşılığında bunu yiyemezlerdi. Bunu da bilin. Üç dinin peygamberi dururken hiçbirinde de mezhep yoktu. Ne söyleyeyim? Biz düzensizliği yani kendimiz yarattık. İnşallah bunu da çözme yollarına gideceğiz. Ama nasıl çözülür, nasıl yapılır bu dinler? Biraz zor iş. Sonuçta günümüzün konularına geldiğimizde bizim korona konusunda dediğim gibi bu düzensizlik içerisinde korku ve panikten uzak durmamız gerekiyor. Kendimizi salmamamız gerekiyor. Yani entropi yasaları çerçevesinde bizim hep benim başıma geliyor gibi kelimeler kullanacağımıza, neler yapabileceğimizi, immün sistemimizi nasıl yükseltebileceğimizi düşünmemiz ve ona göre davranmamız gerekiyor. Elektromanyetik ortamlardan etkilenmememiz için siyah turmalin, şungit gibi bileklikler kullanmanız gerekiyor. Yani bunlar çok önemli bileklikler. Ayrıca bunların kütlesel parçalarında Wi-Fi'nin önünde durması gerekiyor. Wi-Fi vericilerinin önünde durması gerekiyor. Olabildiğince de geceleri bunları kapatmamız gerekiyor. Bizim immün sistemimize zarar verdiği için gece bari kapatalım. Çünkü gündüzün kapatma olasılığımız kalmadı. Artık bunlar bağımlılık yaptığı için biraz zorlanıyoruz. Bu şartları sağlayaraktan, immün sistemimizi yükselterekten, supplement dediğimiz moleküllerimizi de yeterli miktarda aldığımız sürece bizim immün sistemimiz buna karşılık verecektir. Burada bu virüsün entropi yasasına göre virülansın düşecek kesin mi? Kesin. Yani virülansı düşecektir. Ama bu virülansı düşen virüsün neyle aktive edecek derlerseniz 5G ile aktive edecek. Yani bu immün sistemi düşecek, işte G dolu ürünlerle aktive edecek. Yani immün sistemimizi düşecek ne varsa bunlar sizin mesela bir spike bile immün sisteminizi düşürebilir. Diyeceksiniz ki spike ben spike diyorum. Yerden kesiliyorsun. Bu kadar kalınlığı var. Köşeli ayakkabı dışında toprağa neyle basarsanız basın siz yerden kesiliyorsunuz. Demek ki sahilde özellikle yazın kumsalda çıplak ayak yürüyeceğiz. Koşu yollarında yürümeyeceğiz. Bakın tekrar ediyorum bunu. Çok saçma iş yapıyorlar. Koşu yolunda yürümeyin. Sahile inin. Kumsalda, toprakta, suyun birleşmeyeni de yürüyün. Çünkü orada siz hayat bulacaksınız. Orada rezonans olacaksınız. Dünyanın rezonansı orada. Koşu yolunda değil. Orada kilo da verirseniz daha çok kasınız da olur. Az yürüyün. Orada 10 kilometre yürüyün. Burada 1 kilometre yürü. Burada yürüme, bas. Yani daha da etkili olacaktır. Kan sulandırıcı özelliği var. 10. dakikada kanlar alıp bakılmış. Yani ilk 10 dakika, yani ilk kan alıp bakılmış. Pıhtılaşmış kan hücreleri. 10. dakikadan sonra alınıp bakılmış. Hücreler kendilerine ayrılıyor, güzelleşiyor. O membranları değil. Onun için biraz entropinin içerisinde, yani bu düzensizlik içerisinde kendi düzenimizi bulacağız. Şikayet etmekten vazgeçeceğiz. Bizim toplumsal en büyük sorunumuz çok şikayet ediyoruz biz. Şikayetten vazgeçip kendi düzenimizi bulmamız lazım. Doğruları yapmamız lazım. Doğrular bir tane. İki tane doğru yok dünyada. Yani kinezolojide ben kola bastığımda hangi element ise o kolda duruyor. Yani ikinci bir element de durmuyor ya da taşta durmuyor. Demek ki doğru tektir. İki, üç doğru var diyenler o korteks yorumudur. Kimsenin korteks yorumuna inanmayın. Korteks hep yalan söyler. Yani bilinç yalan söyler, doğrular hep bilinç altındadır. Gidip bilinç altını bulmamız gerekiyor. Yani vücuda soracağız. Yani vücut ne istiyor? Benim anlatıcıda bugünlük bu kadar. Gayet güzeldi. Hocam şey sormuşlar, kimin Kur'an-ı Kerim'ini çevirisini okuyalım demişler. Bir o var. Bir de kitap öneriniz var mı diyorlar. O konuda Kur'an-ı Kerim konusunda farklı şeyler yapılacak. Yani daha ayrıntılı nasıl anlatayım size? Herkesin anlayabileceği Yaşar Nuri Öztürk.
yerler var. Tekrardan yazılmasını bekliyoruz yani. Yani gerekli kişiler tarafından tekrar yazılacak. Çünkü bazı kelimelerin daha net yazılması gerekiyor. Bize aydınlatıcı kelimeler var orada çünkü. Bize yön verici kelimelerimiz var. Tek değiştirilemeyen, son gelen bir kitabımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Diğer kitaplar biliyorsunuz insan eliyle değiştirildi kesindir ama bizim kitabımız değiştirilemeyen tek kitaptır. Sadece tercümelerinde biraz sorunlar var. Onları da gidermeye çalışıyoruz. Peki hocam, çok teşekkür ederim size. Bugün yine yoruldunuz, yorduk sizi. Ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü yapacağız yine arkadaşlar, saat 22'de. Yine önümüzdeki İnşallah. hafta 22'de görüşmek üzere. Hocam çok sağ olun, Herkese ağzınıza sağlık. iyi bayramlar dilerim tekrardan. İyi akşamlar dilerim. Dediğim gibi herkes bu düzensizlik içerisinde kendine bir düzen bulmak zorunda. Şikayet etmeyip neler yapabileceğinizi anlatıyoruz burada. Not etsinler. Bunların hepsini yapan kişilerin daha sağlıklı, daha dinç ve daha enerjik olacaklardır. İyi akşamlar dilerim. Korku frekansından çıkın arkadaşlar. Sevgi frekansında, kalp çakrası frekansında kalın lütfen. Çünkü korku frekansı enerjimizi bitirir. En başta korku frekansı geliyor. Onların yapmaya çalıştığı da bu zaten. Hepinizi çok Aynen. seviyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz, evinize misafir ettiğiniz için sevgiyle kalın. Şimdi ÖGTV'ye hemen kaydediyorum hocam. İyi Görüşmek üzere. akşamlar. Görüşmek Sağ üzere. olun. İyi akşamlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar.